İlk video çok beğenilince bayağı olumlu tepkiler aldı. Yani beklemiyordum bu kadar. Açıkçası beni bayağı merak ediyormuşsunuz, onu fark ettim. Adı üstünde Merak Ettikleriniz adlı bu videoyu çekiyorum şu anda. Yani dedim ki işte soru cevap zaten yapacaktım vlog. Yani sorun dedim. Form string'i verdim. Bir anda doldu sorular. Bakayım kaç. 23 tane soru olmuş. 23 soru zaten yarım saatte falan cevaplarım işte. Uzunca video olur yine. Ben biriktikçe böyle vloglar size yaparım. Soruları cevaplarım. Siz de beni tanımış olursunuz. Bunu çok isteyen arkadaşlar var biliyorum. Bir şey söyleyeceğim ondan önce. Bir sürü kişi yazmış işte. Ya abi sen takma onları işte, ne olacak tipinde, ne var falan filan gibi şeyler yazmışsınız. Zaten ben tipimde bir sorun olduğunu şey yapmıyorum yani. Öyle bir kompleksim falan yok. Olsa video çekmem zaten yani. Hiç kompleksli insan video çeker mi? Sivrisinek var bu arada, onunla uğraşıyorum da. Neyse, bir çok takdir ettiğim birkaç vlogda hani görmüştüm yorum olarak öyle gerizekalıca şeyler. O yüzden onları söyledim yani, hani yoksa bana hesabı arka laf etsinler, benim için pek değişen bir şey olmuyor. Sorulara geçen hemen şey, oyunlardan bahsedecektim ama yani çok uzun sürecek öyle bahsedersem eğer. O yüzden onlardan bahsetmeyeyim dedim. Zaten en önemli, en büyük oyunlardan bahsettim aslında. Bir tek Crysis 3 ve Metro Last Light var. Onlarda da çok eski oyunlara göre değişik fazla bir şey yok. O yüzden hani bir şey onlarla ilgili uzun uzun bahsetmek istemedim. Kameraya gelince, kamera üstte diyorsunuz. Aşağı koyarsam bu kez çene tarafından görüyorsunuz. Yani böyle buraya falan görürsünüz sadece. Çok anlamsız olur yani. Mikrofon diyorum. Monitör yüksek olduğu için webcam'ı çekince oraya tutabilmek zorunda kaldım. Odayı göster demişsiniz. Webcam'ın olduğu kadar şimdi göstereceğim odayı. Hadi bakalım burası şöyle görüntü. İlk olarak bakayım. Evet. Şurada bir yatağımız var. Yatağın üstünde burada parfümlerim falan duruyor. Fotoğraf, birkaç tane fotoğraflar. Sonra işte gitar var yukarıda. Artık pek çalmıyorum ama olsun. Bu alan misafirlik olduğum bilgisayar sandalyesi yani. Üstünde ekstremal hard disk'in falan duruyor, koltuk duruyor. Aşağıda PlayStation oyunları var. PlayStation kendisi var çünkü masamda yer yok diye oraya kaldırdım bir süreliğine. Sesim çok garip geliyor olabilirim bu arada. Çünkü mikrofonu kapatıyor bile olabilirim. Bilmiyorum. Şöyle tutayım. YGS'ye çalışma kitapları. Hiçbirini açmadım. Hemen hemen. Şurada da yine kitaplar falan filan. İşte kıyafetler var. O kıyafetler kirli değil bu arada. 2 saat falan girdim sadece. Bir daha geleceği için duruyor orada. Koltuk var gibi. Koltuk diyormuş. Nereden çıktı koltuk ya? Torba var gördüğünüz gibi. Torbada şey. Arkadaşım hediye aldım. Birkaç önce doğum hediyesi. Hala veremedim. Burada viski var. Uyuyor. Bakayım. Evet, böyle bir yatağı var kendisinin. Burası da böyle işte hemen odanıyorum. Camlar şuraya göstereyim. Bilgisayar budur. Böyle bir masa var. Burada Xbox duruyor. Televizyon var tepede. Burada işte CD kabı falan. Burada kapı. Şu altta kasa. Böyle bir oda yani. Burada da işte pencere falan. Burada da ben. Şimdi gelelim sorularımıza. Biraz yukarı kaldıralım. Evet. Şimdi ilk olarak Arman Tekneci arkadaşımızın sorusu var. Çok sorulan bir soru tabi. İşte ona denk geldi piyango. Video çekmek nereden aklına geldi ve ilk video hangi oynaydı diye. İlk video Minecraft'tı zaten. Nereden aklıma geldi? Vallahi Minecraft videolarını izliyordum böyle. Hani rehber videoları öğrenmek için. Sonra oynadım. Bayağı da keyif aldım. Sonra çok boşluktaydım yazın. Yapacak hiçbir şeyim yoktu yani. Evde İstanbul'da takılıyordum işte. Yani arkadaşım oldu. Şu çıkıp gidiyorduk bir yerlere de. Millet tatildeyken ben sıkılabiliyordum. Niye tatile gitmem? Ben çok tatil öyle fazla şey yapmam yani. Denize girmeyi falan sevmem. Böyle lükse düşkün pis bir kişiliğim vardır. O yüzden az zaman öz tatil yapmayı tercih ederim kendi adıma yani. İşte bir hafta bir Antalya'da bir otelde tatil yaparım. Geri kalanında da evde otururum yani. Evde de oturmam tabii yani. Geceleri çıkarım falan da. İşte insan bulamayınca dedim ne yapayım. Bunlar bir daha çeker dedim. Bizde pek yok böyle insanlar diye düşündüm işte. O zaman dedim ben de çekeyim. Şimdi böyle kameralara bakıyorum. Böyle direkt bakınca garip oluyor değil mi? İşte. Çok zor bir şey kameraya bakar konuşmak ya. Nasıl acaba yapıyor millet yani? Çok şaşırıyorum. Her neyse. Kaşların garip demişsiniz. Vallahi garip ama böyle çok gürdür falan çıkar.
Ben seviyorum kaşlarımı, bilmiyorum. Atatürk'ün kaşlarını andırıyor bana, o yüzden hoşuma gidiyor yani biraz. Ama çok şey rahatsızdır yani, karışır dağılır falan filan. Çok iğrenç bir şey bu kadar uzun kaş aslında hakikaten. Kimseye istemem, böyle dilemem yani düşmanıma böyle kaş olsun diye. Minecraft nereden buldum ve öğrendim diye bir soru var. Şimdi ben bunu nereden buldum? Çok komik bir hikayesi var. Biliyorsunuz bu şey var. İstanbul Çılgın Proje var ya işte, hani kanal falan açacaklarmış. İkinci bir şehir falan filan, öyle şeyler var şimdi. O açıklandığında biri internette şey koymuş. Bir tane Minecraft videosu koymuş. Adam biri kanal açmış Minecraft'te, gidiyor işte teknesiyle falan. İşte başbakan çok Minecraft oynamış herhalde, ha ha falan yazmış. Dedim ne alaka yani, bir izleyeyim dedim. Hani tamam, adam kanal açmış falan. Başarısız bir espriydi. Ama oyunu merak ettim. Minecraft diye çok duymuştum zaten. Baktım falan böyle, sonra hoşuma gitti yani. Ben de oynamaya devam ettim. Bu olay. Mehmet Karaoğlu sormuş bunu. Yine Mehmet Karaoğlu'nun bir sorusu daha vardı. Video çekerken örnek aldığın kişiler var mı diye. Paul Suarez Jr. diye bir şey vardı. Videocu var. Hala var yani. Minecraft çekiyordu. Skyrim çekti biraz. İşte başka oyunlar falan da çekiyor. YouTube'cu. Onu izleyerek ben öğrenmiştim Minecraft oynamayı. Zaten onun rehberlerinin biraz beni ilk günden itibaren takip edenler bilirler. Zaten söylemiştim hani Paul Suarez Jr.'ın rehberlerini takip ediyorum diye. Tam aynı sırayla gitmemekle beraber onun konseptinde ilerledim videoları yaparken, ki ondan izin aldım zaten. Yani Türkçe video çekmek istiyorum bu şekilde, seninkileri örnek alabilir miyim diye. O da sağ olsun izin vermişti. YouTube üzerinden para kazanıyor musun? Yani en çok gelen soru bu. Yani keşke çok para kazanabiliyor olsam. Aslına bakarsanız benim şu anda YouTube'dan ayda ne kadar? Ya en az bir 200 dolar falan kazanmam gerekiyor. Şu anda en az ayda 210 dolar kazanmam gerekiyor. En az bu. Ki normalde çok daha fazla kazanılıyor. Ama Türkiye'de YouTube'a fazla reklam verilmiyor. Verilse de ucuza veriliyor falan. Ya mesela yani böyle sıkıntılar var Türkiye'de reklamcı konusu, internette hakikaten. Türkiye'de internette içerik üretmek çok zor bir şey. Yani ben şu an bir de Türkiye'de bir de az izleniyor tabii, böyle bir şey de var. Yani Türkiye'de YouTube'dan oyun videosu izlemek fazla popüler bir şey değil. Yani bir 10 bin, 10 bin 20 bin kişi falan var toplam. Başka kanallara falan dağılmış olarak yani. Öyle çok fazla kişi yok benim gördüğüm kadarıyla, ki yani oyun dergileri falan da o kadar satıyor zaten. İngilizce video çekmiş olsam, Keralis falan mesela Amerikalı değil ama adam İngilizce çekiyor, binlerce kişi izliyor yani. Ben de öyle yapmış olsam çok daha fazla şu an kazanıyordum da. Bir şey kazanmıyorum yani. Hakikaten bir ara diyordum bir cips parası diye, hakikaten bir kutu Pringles parası kadar kazanmışım da yani. Partnerlik şeyleri falan tam oturmadan önce daha çok kazanıyordum. Şimdi biraz otomatik olarak benim videoma alttan çıkan reklam yerine şey ayarlıyor. Başta video giriyor böyle. Onu tabi izlemiyorsunuz, geçiyorsunuz. Ben olsam ben de izlem geçerim. Anlıyorum. Hatta izlemeyin geçin yani, böyle bir eziyete sizi bana bırakmak istemediğim için ben koymuyordum o videoları. Ama onlar zorla koyuyorlar. O yüzden de az izleniyor. Onlar da az kazanıyor. Bence çok aptalca bir şey. Yani benim verdiğim ayarda yapsalar daha fazla kazanacaklar. Ben de daha fazla kazanacağım. Ama olmuyor. Hani öyle gelir getirecek de aman vay efendim kazanıyor diyecek böyle, hani Cem Yılmaz'ın şeylerinde vardı ya skeçlerinde. Bak 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 ne biçim kazanıyordur şimdi ya falan denecek bir durum yok yani. Keşke olsa ama yok. Umarım bu sorulara bir son olmuş olur artık bu cevap. Yani iyice detay istiyorsanız son olarak söyleyeyim. Geçen gün çek geldi 2,5 dolar. O çeki yollamak daha pahalı çekteki paradan yani. 2,5 dolar şaka gibi yani. İşte o kadar kazandım. Elime geçen para o YouTube'dan şu ana kadar. Çok merak ediyordunuz. Böyle yani durum. Viskinin cinsini sormuş Kruson Victor arkadaşımız. Viskinin cinsi Cavalier King Charles Spaniel. Çok uzun bir cinsi var. Saray köpeği falan, böyle soylu bir köpek. İngiltere'de bildiğin saraylara falan giriyormuş bir köpek yani, öyle değişik bir özelliği var. Başka köpekler almıyorlar ama bunu alıyorlarmış. İşte zamanında King Charles'ın, zaten ondan geliyor. King Charles'ın köpeğiymiş bu, onun için şey yapmışlar. Eskiden av köpeğiyken bunu salon köpeği haline dönüştürmüşler. Çok güzel bir ırktır. Çok tatlıdır. Çok severim kendisini. Biraz yaramaz bugünlerde ama. Sharp 99. Videolarının başarısını tahmin ediyor muydun? Valla etmiyordum. Yani şeyi hatırlıyorum. Bir soru daha var. Bir dakika onu bulayım. Beraber cevaplayacağım bu ikisini. Bir arkadaşın ikinci sorusuydu. Onu şimdiden cevaplayacağım. Crush ve Eşkin'in ikinci sorusu. Videolara başlayınca kıtlık çekip bırakmayı düşündüm. Yani izleyici kıtlığı çekip. İşte böyle başa da tahmin etmediğim için zaten hani
Böyle mesela bir videom 100 kere izleyince aa 100 kere izlendi falan diye seviniyordum yani. 1000 kişi işte 1000 izlenmeye ulaşınca ilk başta acayip sevinmiştim falan böyle. Özel video çekmiştim galiba. Hatırlamıyorum çok eskiden de ama. Hani hiçbir zaman ah çok az kişi izledi bırakayım demedim yani. Çünkü zaten Türkiye'de pek bilinmeyen bir oyundu. Türkiye'de oyun videosu izleme kitlesi de çok fazla olmadığı için ve hiç reklam yapmadım ben. Hakikaten hiçbir yere reklam vermedim. İlk çıktığım gün bir Minecraft Türkiye sayfası vardı bir tane. Bir sürü server reklamı olan. Oraya bir koydum bak video çekiyorum falan diye. Oradan 10 kişi geldi. Pardon. Işıkları tutmaz inşallah yine. Neyse. Oradan 10 kişi geldi. Sonra bir daha gelen olmadı hani. O acil bir şekilde gelen olmadı ona. Çünkü zaten sayfada o zaman bir de iyice timeline falan da yoktu. Hemen geçmişe gidiyordu böyle kolayca. Çok aynı gün bir sürü soru paylaşıldı. Daha bir gün bitmeden hemen aşağı indi o şey. Paylaşım. Ondan sonra işte arkadaşlar bir daha reklam yapmadım yani. Beğenenler kulaktan kulağa anlattı yani. Sizin katkılarınızla buraya kadar geldim. Hani tamam ben evet belli bir kalitede video çekiyorum ki izleniyor bu kadar ama siz eğer izleyip de beğenip arkadaşlar söylemeseniz de sadece kendiniz izleseydiniz ben hiç buraya kadar gelemezdim yani. Ama dediğim gibi o yüzden hiçbir bırakayım falan demedim yani gayet. Hani şu anda bu kadar kişi izlemesi beni çok şaşırttı. Çok başka videolar falan istendiği için ben bunu mesleğe dönüştüreceğim şimdi. Bu yüzden ayrıca çok mutluyum. Çünkü hayalimdi bu sektörde çalışmak, oyun medyasında çalışmak. Hani küçüklükten beri işte level sonra da oyun yazarı geçince aynı tayfa oyun yazarı okuyarak büyüdüğüm için çok kıskanırdım onları. Ha, hakikaten çok zor bir iş yapıyorlarmış yani. Şimdi anlıyorum bunu. Hakikaten emeklerine sağlık yani. Bunu soran biri daha var. Bak arada bunu da yanıtlamış oldum. Bakayım nerede? En sevdiğin oyun dergisi demiş. Blackheart 22. Oyun yazar oyun dergisi olarak. Zaten başka oyun dergisi bence kaliteli yok yani. Level Aydın Doğan kontrolünde garip bir şeye dönüştü. Hani oyunu oynamadan Assassin's Creed 2 çok kötü oyun diyen bir kadın vardı da şimdi isim vermeyelim yani. Bilen biliyor zaten. Böyle rezaletlere imza atan bir dergiye dönüştü Level. İşte ben de dediğim gibi bu başarıyı tahmin etmiyordum ve çok mutluyum. İbrahim B1 köpeğin adı neden viski? Kahverengi şeyleri var ya lekeleri vücudunda. O lekeler kahverengi olduğu için viski koydu. Bir de işte köpeğe kısa isim koymak gerekiyor daha iyi anlasın diye. Tiz olsa daha işte viski falan hani böyle tiz bir şekilde olduğu zaman daha iyi duyuyor. neyse iyi uyanmadım uyandırmayalım şimdi. Viski deyince bir anda kalkabiliyor bazen. Sonra böyle yani klasik Rex falan koymak istemedim böyle garip bir isim yani. O yüzden Messi koydum. Bence daha sempatik bir isim. Bilmiyorum. Furkan Kaya var bizim forumunda admini. O sormuş. Minecraft çekmek nereden aklına geldi? Az biliniyordu bu oyun ve niye Minecraft direktleri diye aratınca ilk sen çıkıyorsun demiş. Şimdi Minecraft çekmek işte oradan dediğim anlattım o kısmı zaten daha önce. Az biliniyordu evet ama hani o oyunu iyi bildiğim ve rehberini çekebileceğim için o oyunu çekmeye karar verdim ki hani sandbox falan olduğu için çok daha potansiyelli bir oyundu yani ki halk hızla çıkmadık işte. O zamanlar 6 milyon kişi oynuyordu. Şimdi 25-30 milyon kişi oynuyor. Minecraft rehberi diye aradım. Neden ilk ben çıkıyorum? Çünkü hani Minecraft rehberi isminde 31 videoluk bir serim var. Çok izlendi. Hani onun ilk videosu 35 bin kere falan izlenmişti. Azalarak devam ediyor ama sonuçta o rehber serisinde en az izlenen video 3000-4000 kere izlenmiştir. Öyle altınca onun çıkması çok doğal bence. Ki sadece rehber diye aranınca da sanırım Alevilikte rehber falan bir olayı varmış yani. Alevilikle ilgili videolar çıkıyor rehber bilmem ne falan filan diye. Ama o ilk sayfa bitmeden yine benim videolarımın iki tane çıkıyordu bir ara. Şimdi daha fazla çıkıyordu belki ama hani oradan hatırlıyorum. Sırf rehber yazsanız bile beni bulabilirsiniz yani YouTube'da ilk sayfada. Devam edelim. FSGSDGS ya da benim deyimimle gülme efekti adlı arkadaşımız. İlk PC oyunun neydi ve hangi yılda oynadın demiş. Yani yalan olmasın ama 1993 yılından beri PC oyunları oynuyorum. İlk hatırladığım oyun da Lemmings. Böyle küçük küçük adamcıklar vardı köstebek gibi. Onları kurtarmak için bir sürü şey vardı. Değişik bir puzzle oyundu. Keşke şimdi bir remake çıksa hakikaten çok güzel olur yani. Çok başarılı bir oyundu Lemmings. Paraşüt atladı böyle adamlar falan çok şirin bir şeydi böyle mutlu oldu şimdi düşününce. Neyse Crash ve Eşliğinin diğer sorusu var. Oyunda eğlenmen için en önemli unsur nedir diye. Çok zor soru.
Çok güzel soru çünkü hiçbir fikrim yok yani. Çok unsur var. Hani gameplay iyi olması lazım bir kere ama gameplay çok iyi değilse de harika bir hikayesi varsa yine oynayabilirim. Ama grafikler genelde tek başına benim için yetmiyor. Yani çok iyi grafiği olsa bile oyun eğer gameplay ya da hikayesi iyi değilse oynamam. Yani benim için hikaye ve gameplay en önemli unsurlar. Grafiğe pek yani grafik ikinci planda kalıyor. Tabii çok çok kötü grafikli bir oyun. Hani güncel bir oyunsa pek fazla tercih etmem. Hani hata olmasın Minecraft gibi olsun. Hani tarz olarak bilerek öyle grafik seçmiş olsun. Eyvallah da onun dışında zor yani. HD 7690 site ne durumda demiş. Site arkadaşlar yapılıyor. Tasarımlar geldi. Son tasarımları bugün aldım. Gerçekten güzel olacak gibi görünüyor. Yani bayağı da yatırım yaptı tabii olsun bir zahmet. Ağustos 1 Ağustos diye açılış planlanıyordu. Belki biraz gecikir ama yani Ağustos ayı bitmeden açılacak diye düşünüyorum ki zaten hani iyi oyunlar Eylül'de çıkmaya başlayacak. Ağustos'ta da pek oyun yok. Yaz sezonu kıt geçiyor genellikle. O yüzden çok acelesi yok. Yani Eylül'de açılmış olsun zaten yetecek bana. Size de yeter çünkü o zaman iyi oyunlar gelecek ve seyredeceksiniz yani. Sonuçta Ağustos'ta ne çekeceğim hani oyun yok yeni çıkacak. Öyle site bu durumda. Team Fortress 2 isimli bir arkadaşımız en sevdiğin yemek ne diye sormuş. Arjantin usulü dana eti en sevdiğim yemek. Ya, herhangi bir bölgesi olabilir. Yani Arjantinliler et pişirmekte dünyada bir numara bence. Arjantin'e gitmedim ama Arjantin usulü et pişiren bir yerden çok özel bir şeften yemek yedim. Mükemmeldi yani. Hayatımda yediğim en güzel yemek kesinlikle. Tadı hala devamlı. Bir ara para kazanabilirsem gideceğim bakalım. Çok pahalı bir yerde yani. Ama çok harika. Bu mudur? Soru sormuş. Gezdiğin yerler arasında en beğendiğin şehir? Kesinlikle Floransa. Kesinlikle Floransa yani. Muhteşem. Tarihi güzellikleri, o mimarisi, işte müzelerindeki eserler falan. Rönesans zaten benim en etkilendiğim tarihi dönemdir. Floransa yani. Başka ötesi yok. Floransa 1, Roma 2, İstanbul 3. En çok zorlandığın oyun, en beğenmediğin oyun. Bunu soran arkadaşın adına bakmayı unutmuştum. Kendisinden af diliyorum. En çok zorlandığım oyun herhalde Demon's Souls olmuştur. Dark Souls'u da o yüzden almadım zaten. Gerçekten sinir bozucu bir oyun. Hani Mario gibi ya, RPG oyunu. Öldürüyorsun, level'ın başına atıyor ama bunu hani bir lore'a da oturtamıyorsun. O yüzden çok hani oyuncuyu zorluyorum da hardcore RPG olsun diye yapılmış bir oyun ama hardcore RPG illa o şekilde zorlanacak bir şey değil yani hani. Bir kere oyunda düzgün seçim yok, konuşma yok falan filan. Nesi hardcore RPG yani öyle bir durum da var da. İşte zorlayınca ve fantastik olunca hardcore RPG yapmış onu. İnsan da bayıla bayıla oynuyor bilmiyorum. Hani güzel oynanışı var falan tamam ama onun o aşırı zorluğu falan hiç onu hardcore RPG falan yapmaz kusura bakmasın kimse. Hardcore RPG çok daha farklı bir şey. Bir Baldur's Gate'tir işte. İsimleri şimdi gelmiyor aklıma da vardı oyunlar ya. Icewind Dale fena değildi. Var Arkham'ın çok güzel oyundu. Fallout serisi zaten 1 ve 2 çok güzeldi. Hani hardcore öyle oluyor. Ki yenileri de ben gayet beğendim. Bazı insana beğenmiyor falan ama bence mesela Fallout 3, Fallout New Vegas falan senaryo derinliği olsun, seçenekler falan filan olsun. Gayet Fallout 1 2'nin verdiği tadı bana çok güzel verdi yani. İzometrik olması hiç gerekmiyor bu devirde. O zaman izometrik diye bir şey niye vardı? Sistem yetmiyordu. Eğer o zaman böyle güzel 3D ve first person görüntü verebilecek olsalardı kesin izometrik oyun yapmazlardı bir kere. Çünkü izometrik RPG mantığına ters, tepeden görüyorsun, duvarın arkasını görebiliyorsun mesela. Şimdi bu çok saçma bir şey. Köşeyi görüyorsun orada. Arkanı görüyorsun. Ama rol yapma oyunu. Yani rol yapacaksan o karaktere gireceksin. Arkanda ne var bilmeyeceksin. Köşede ne var bilmeyeceksin. Bu zaten oyun rol yapmaya iyice sokan şey. O yüzden ben Bethesda'nın yaptığı oyunları her zaman çok beğeniyorum. Her ne kadar özel yani Elder Scrolls serisinde hani işte hikaye açısından bir vasat olsa işte seçim yapma falan filan şart yok olmasa da Fallout 3 ve Fallout New Vegas beklediğimden çok daha iyi oyunlar olmuştu. Böyle söyleyebilirim yani. En beğenmediğim oyuna gelince sanırım şey bu sene mi çıkmıştı? Hunted the Demon's Forge diye bir oyun vardı. Ya ben böyle kötü bir oyun oynamadım yani. İnceleyeceğim diye oynadım. 2 saat oynayabildim. 2 saatlik oynayış inceledim yani ama hani
okudum bir şey kaçırdım mı diye internetten. Hiçbir şey kaçırmamışım. Hakikaten çok leş bir oyundu. Kesinlikle oynamayın yani. Bu kadar kötü bir oyun. Niye? Bir de hani yapanlar da şey, bir bu bir de Rage. Yapanlar biri RPG'nin babalarından, diğeri FPS'nin babalarından gitmişler abuk sabuk oynara. Hele Rage'e çok atarlıyım zaten de şimdi konuşmayayım, onun çok uzun sürer. Ama hani 1980 yılındaki gameplay'i aynen aktarırsan 2012'ye, 11'e çıktıktan 2011'e aktarırsan aynı şekilde olmaz yani. Değişen ve gelişen şartlara ayak uydurmak gerekiyor. Bunu yapamamışlardı. Onunla ilgili inceleme yazısı yazdım, bayağı atarlı bir şekilde. Zaten onu site açılınca okursunuz merak edenler varsa. Çok sevdim arayıcını biliyorum da hani grafikleri güzel diye aa post-apokaliptik de hemen güzel oyun olmuyor yani. Çok eksiği var o oyunun. Bayağı bir eksiği var. Çok umutluydum, hayal kırıklığına uğradım. O yüzden ayrıca bir sinirliyim oyuna karşı. En sevdiğin oyun yorumcusu diye sormuş bir de Blackheart 22. Oyun yorumcusu benim sevdiğim hani işte Paul Soares Jr. var. Onu izlemeyi severim. Muhabbetini dinlemek de sadece keyif veriyor. Son sayfaya geçtik sonunda. Bak bu sefer yarım saat önce bitireceğim videoyu. Mus 1-2-3-4-5 hangi diziyi izliyorsun diye sormuş. Ben Türk dizilerini izlemiyorum. Türk dizilerini beğenmiyorum yani, hakikaten bence çok kalitesizler. Oyunculuk yerlerde, sinematografi berbat. Suskunların sinematografisi iyi, oyunculuğu iyi ama o da senaryosu fazla klişe. Çok güzel film uyarlamasıydı. Hani 3-4 bölüm mini dizi olsa harika olacaktı. Ama gidip illa işte aşk acısı, ihanet, mihanet bir sürü bir şeyler karıştırdı çorba olsun. Klasik Türk ihtiras, ihanet falan dizisi oldu yani. Çok merak ediyorum yani. Sevgilisi aldatsa gidip dövecek adamlar. Arkasından bela okuyacak kadınlar. Gidiyor dizide ihtiras arıyor böyle. İhanet arıyor. İhtiras olsun. Oradan biri çıksın. Yalan rüzgarı falan filan böyle şeyler. Yani ne meraklıymışsınız kardeşim yalana, adiliğe, şerefsizliğe. Ben anlamıyorum ya. Neyse. Yabancı olarak şey. Ha, Türk olarak şey var. Star'da geceleri falan yayınlanıyordu. Cuma geceleri galiba. Hayko Cepkin sunuyor falan. Deneysel bir dizi. Çok güzel bir dizi. Acayip hikayede. Galip Tekin'in çizgi roman uyarlamaları. Fantastik korku falan böyle. Çok güzel dizi. 10 numara. Türkiye'de izlediğim en güzel yapımdır yani. Onu izliyorum. Başka türlü dizi izlemiyorum. Özkan Berkay ne tür müzik seversin diye sormuş. Ben yani rock müzik dinlerim ama 2000 yılının öncesini dinliyorum yani. 1960-2000 arasında ne varsa dinlerim aslında. O zaman disco müziği falan da çok güzeldi. Hani şimdi mesela dubstep dinlenen disco vardı. O zaman Michael Jackson dinleniyordu. ABBA dinleniyordu şimdi. O zaman belli bir kalite vardı. Enstrüman vardı bir kere. Şimdi enstrüman bile çalınmıyor. Koy synthesizer önüne zız zız falan dups dups işte atıyorum dubstep zaten apayrı bir şey artık bilmiyorum. Ben çok eski kafalıyım müzik konusunda, üstüme gelmeyin yani. Bayağı eski kafalıyımdır. Eski kafalı demişken sıradaki soru da onunla alakalı. Egehan Soy'dan sormuş. Oyunlarda eski kafalı mısın yeni kafalı mı? Retro oyunlar benim için değerlidir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani eski kafalı olarak bir yere varılamıyor. Niye varılamıyor? Yeni oyunlar eski oyunlara hiç benzemiyor yani. Hani anca ah ne güzeldi bak ne güzeldi deriz. Ki diyorum eski kafalıyım ya. Eski oyunlar bence çok daha güzel şimdiki oyunlara göre hakikaten. Niye? Çünkü daha zeka isteyen oyunlar. Zorluyordu biraz. Şimdiki oyunların çoğu oyuncunun zekasını hakaret seviyesinde oyunlar var yani. Bununla ilgili dosya konusu yazacağım size de. Planlarım var. Kafamda oturup bir makale var. Yazacağım bir ara. Koyacağım. O zaman bakarsınız yine aylar sonra. Retro oyunlar benim için de çok değerlidir yani. Hatta sitede nostaljik program olacak demiştim ya, onu şey yapmak için işte çekmek için eski laptopuma Windows XP yükleteceğim ki eski oyunlar çalışsın. Windows 7'ye kadar Vista ve 7 var ya artık iyice hani eski oynandı sıkıntı oluyor. Oynanmıyor çoğu oyun. O yüzden böyle. Son 5 sorumuzun hepsi Ömer Kurttekin'den. Ömer Kurttekin Form Spring'de bana en çok soru soran ve en güzel yaratıcı soruları soran arkadaş. Buradan teşekkür ediyorum kendisine soruları sorduğu için. Taşınabilir konsol mu yoksa masaüstü konsol mu demiş. Masaüstü konsol derken herhalde ev konsolu, Xbox ve PlayStation 3'ten bahsediyor. Kesinlikle ev konsolu. Taşınabilir konsol bir kere yani o küçük şey teknolojisi, nanoteknoloji vesaire bunlar o kadar gelişmedi daha. Yani ev konsolu hiçbir zaman masaüstü şeylerin konsolların performansını veremez. Hani belki bundan 20 sene sonra falan vermeye başlar ama şu anda kesinlikle orada fark var yani. Performans açısından zaten ev konsolu. Onu geçtim. Ben bir kadar beklenme oynamayı sevmiyorum.
dev ekranda yayıla yayıla elimde çok daha hani şey ergonomik bir kumandayla oynamak çok daha keyifli benim için. O yüzden el konsolunu pek sevmem yani. Hani evet çok zengin olsam alır mıyım? Alırım ama hani çok zengin enerjisi bende. Bence hani eğer çok paranız yoksa bir konsol alacaksanız kesinlikle masaüstü konsol. Ya Xbox ya PlayStation ama yani bir de PS Vita almayın yani. Bence çok yanlış bir hareket. Bilmiyorum. Benim için anlamışsınızdır. El konsol değil. Masaüstü konsol yani. En kaliteli oyun çıkartan firma. Çok güzel soru. Çok zor soru. Valla unuttuğum bir sürü firma oluyor bu soruyu cevaplamaya çalışırken. Bir kere Bethesda'nın çoğu oyunu kaliteli oluyor. Onu söyleyebilirim. Onun dışında Blizzard bence kaliteden hiç taviz vermeyen bir şey. Evet para göz öyle böyle ama kaliteden taviz vermiyor kesin diye adamlar. Ne yapsalar kaliteli oluyor yani. O yüzden Blizzard helal olsun hakikaten. En kaliteden çıkartan firmadan biri. Bunun bir diğeri de üçüncüsü Valve zaten. Valve yani Half-Life 1'de başladı. Half-Life 1, 2 episodları işte Left 4 Dead'i onlar mı publish etti hatırlıyorum ama galiba onlar publish etti. Team Fortress 2 ben sevmesem de kaliteli bir oyundur. Portal 1-2 var efsane oyunlar yine. Valve ne yapsa çok sağlam yapıyor yani. Onlardan 2013 sonunda tam şey döneminde yani yeni konsol çıkmadan önce daha doğrusu yeni nesil konsol açıklanacak. Yeni nesil konsol çıkmadan önce de çıktığı arada Valve PC odaklı bir şey olduğu için daha çok iki tane çok bomba oyun açıklıyor bence. Portal 3 ve Half-Life 3 o zaman gelecektir diye düşünüyorum. En azından o zaman açıklanacaktır diye düşünüyorum. Konsollara olan ilgi bilgisayarı zayıf bıraktığı zaman bilgisayarı tekrar güçlendirmek adına. Böyle bir fikrim var. Bakalım gerçekleşecek mi? İkinci teorim de şu. Crytek biliyorsunuz Crytek'in firma free to play'e yönelmeye başladı. Bir sürü firma da özenecek ve bir sürü çok kalitesiz free to play shooter olacak etrafta. Senaryo falan hiçbir şey olmayacak. Dandik dandik gideceğim. Oh ben seni vurdum ben seni vurdum falan filan. Parayı veren düdüğü çalacak oyunlarda tabii. Free to play'den başka türlü para kazanamıyorsun çünkü. Dengesizlik olacak. Zengin adam daha avantajlı olacak. Daha iyi silah kullanacak falan filan böyle. Çok leş bir ortam olacak bence yani. Ama tabii bir yerden sonra oyuncular bıkacak bundan. Ve hardcore oyuncular eski senaryolu falan sağlam oyunları özleyecekler. Bu arada Valve yine kurtarıcı görevini yapacaktır. Valve Blizzard bu firmalardan çok umutluyum bu konuda. Kesinlikle Crytek zaten Cevat Yerli'den nefret ederim yani. Sebeplerini merak ediyorsanız bir dakikada açıklarım. Hiç ah Türk oyuncusu işte Türkiye'nin gururu falan filan değil. Sizi soymak isteyen, oyun demoları paralı olsun demiş bir adam. Oyun demosu paralı olsun demek ne demek? Sen nasıl bir para göz, nasıl aç gözlü bir adamsın ya? Yuh yani kardeşim hakikaten. Türkçe oyun yaptı eyvallah da şimdi mesela Mount & Blade yapan adamlar çok ucuz oyun satıyorlar. Türkçe yapıyor oyunlarını sürekli destekler ve yenilerini çıkartıyorlar. Onlara saygım sonsuz, güzel ellerinden öperim. İnşallah bir gün röportaj yapmak istiyorum onlarla ama Cevat Yerli yani bir gitsin oyuncuların düşmanı resmen adam yani demodan bile para kazanmak isteyen bir adam. Biz diyoruz ki oyunlar ucuzlasın adam demodan para almaya çalışıyor. Şaka gibi yani. Free to play'de şirin gözükmeye çalışıyor, free to play yapıp oyunu bütün silahları sonradan parayla satacak, kazığı çakacaksınız da haberiniz yok tabi. Sevenleri çok o adamın o yüzden söylüyorum bunları hakikaten. Biliyorum çok sevenim var ve şu anda bana çok tepki gelecek ama böyle bir gerçek var yani. Biraz araştırıp okursanız eğer cevap verdiğiniz sözlerini falan. Hakikaten. Hiç öyle sandığınız gibi melek falan değil. Hele Türkiye'nin, hani Türkiye'den çıkmış bir adam olarak oyunların pahalı olduğunu en iyi bilecek kişi olması lazım. Hiç ama, hiç yani. Hani çok böyle cani öğretmenler var diyor dersiniz de sen hiç mi öğrenci olmadın kardeşim diye. Öyle bir adam cevap geldi. Sen hiç mi Türkiye'de oyuncu olmadın da böyle demodan bile para istiyorsun kardeşim yani. Ayıp ya. Neyse. Fanboy'a saldıracak şimdi ama idare ederiz artık. EA oyunları nasıl demiş yine Ömer. EA oyunları bir ara çok kötüydü. Çünkü aşırı para gözü firmaya dönüşmüştü işte. Her sene aynı oyunu Microsoft sunuyordu falan filan. FIFA'da en önemlisini bunu gördük. Sonra toparladı yine FIFA'da en önemli toparlamayı gördük ki EA her zaman kaliteli oyunlar çıkartan bir firma. Çünkü kendisi yapması öyle yaptırıyor ve bunları pazarlıyor. Ama asla hani en üst seviyeye gelecek bir firma değil. Hem her zaman Valve, Blizzard falan bunların bir altında kalacak bir firma. Mentalitesi değişmez yani. Hani Blizzard da para gözü ama en azından kaliteli ödün vermiyor. EA sürümden kazanıyor. Blizzard bir kere kaliteli yapıyor, 10 sene parasını yiyor ondan sonra onun. Öyle bir firma yani. Bence daha iyi o açıdan.
kutulu mu dijital mi demiş. Neden demiş? Dijital çünkü kutuları sığdıracak yer yok. Benim Steam'de bayağı çok oyunum var. Kaç tane hatırlamıyorum şu anda ama 80 tane falan vardı sanki, yalan olmasın da. Şimdi o kadar oyunu kutu olarak koysam odam küçücük zaten, nereye sığdıracağım yani. O yüzden dijital kopyayı tercih ederim. Ancak Collector's Edition falan alacak olursam kutuda olurum. Son olarak WoW oyunlarında karakterleri neden konuşturmuyorlar sence demiş. Bu bir şey, anlatım yöntemi yani. Oyuncuyu karakterle özdeşleşme yöntemi bir yerdedi. Karakteriniz başka bir sesle konuştuğu zaman, hani sizin sesiniz olmadığı için yabancı hissedebileceğinize dair bir teori var. Oyun dünyasında böyle bir teori var. Ben çok katılmıyorum aslında. Hani karakterimin, eğer karakterim konuşturuluyorsa sesli olmasını isterim. Çünkü böyle deyip karaktere ses eklemiyor. Bence bu kolaya kaçmak oluyor. Yazı çıkıyor sadece altta, sonra diğeri konuşuyor. Hiç hoşlanmadığım bir şeydir. Bundan yola çıkarak adamlar hani seni hiç konuşturmayıp tamamen karşı tarafı konuşarak senin iyice hani o karakter senmişsin de hani sana başka bir şey, senin söylemeyeceğin şeyler söylettirmek yerine hiçbir şey söylettirmemeyi tercih etmişler. İlginç bir anlatım yöntemi ama çok başarılı. Hani Portal 2, Half-Life 2 falan bu oyunların sadece oynanış olarak değil, hikaye anlatım açısından çok başarılı oyunlar. Bunun da başarısı burada yatıyor. Bu kadar da sorularım. Biriktikçe şey yapacağım, cevaplayacağım zaten. Dediğim gibi lütfen bana ön yargılı işte adam Türkçe oyun yaptı falan diye saldırmak yerine biraz araştırın Cevat Yerler neler söylemiş. Eminim ki bana hak vereceksiniz yani. Şurada bana her gün korsan oyun linki soruyorsunuz yani. Oyunu para vermek istemiyorken demoya para vermek ister misiniz? Bence istemezsiniz yani. O yüzden demodan bile para isteyecek kadar para göz bir insan hayranı olmanız bence çok doğru değil diye düşünüyorum. Bakalım işte. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.